Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Onur Atahan'ın kanalına hoş geldiniz efendim. Her zaman gibi klasik girişlerimiz yani. Alışın artık. Kız biz bu girişi bir el atalım yani. Böyle olmayacak mı? Hep aynı. Merhaba arkadaşlar nedir yani? Ben çok sıkıldım bunlardan. Vallahi böyle daha elegans bir giriş yapmak istiyorum. Bunun için çalışmalarımı yürütüyorum. Arkadaşlar şöyle bir özet geçeyim. Bugün neler yaptım hemen ben anlatayım. Sabah kalktım. O May hanımefendiler beni uyandırdı. Hemen şöyle bir videosunu koyayım. Gel uyandır beni gel. Gel gel. Günaydın ne oldu? Hayırdır? Maman mı bitti be? Bu ne terbiyesizliktir canım? Sabah sabah ya. Bana bak. Safinaz. Şşt. İzleyin. Ondan sonra tabi yarabbim uyandım. Elimi yüzümü neyim yıkadım. Kahvaltılarımı neyim yaptım. Öğlenliğinde tabi yarabbim ben de yemek hazırladım. Bezelyeli bulgur pilavı. Yanında ayran. Yanında karpuz yanında salatalık, turşu salata. Salatalık turşusu vardı. Öyle işte, bazen beyin gidiyor arkadaşlar. Yani normal bu devirlerde, bu zamanlarda normal bunlar arkadaşlar. Hemen tercih listeme bakıyoruz aşkolar. Hemen açıyorum şeylerimi. Ayislerimi. X-Mall. Ay ne? Tabii harbi. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Sistemlerime neyim giriş yapıyorum. Valla son zamanlarda dilime pelesef olmuş bazı şarkılar var. Örneğin Göksel. Durun şifremi giriyorum arkadaşlar. Bekleyin. Şifremin baş harfi Gaga. Kaydedeyim bakalım. Ay kız geçen anam şeyimde gözüktü ya. Kimliğim neyim gözükmüş. Vallahi hiç yani nasıl utanmaz bir insansam ben nasıl bir akılına mantığına yapmışım bunu hayret ediyorum yani. Şimdi gitseler bana bir şirketmiş ki asalar yani. Açarlar ben kimliğimden her türlü bir şey yaparlar bunlar. Ben geçen resmen kimliğimi göstermişim yani. Neyse çok konuşmayacağım. Hemen şeylerimi gösteriyorum arkadaşlar. Neleri yazdığımı neler yaptığımı hemen sizlere aktarıyorum. Daha bunları düzenleyeceğim. Daha 3 gün var arkadaşlar. 3 gün içerisinde her bir şeyleri bir şey yapacağım yani. İsterseniz şöyle arka kamerayı açayım ben. Arka kameradan göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Birinci tercihime Ordu Üniversitesi Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon Sinema. İkinciye Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik. Üçüncü sıraya Artvin Çorum Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım. Dördü Samsun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Havacılık ve Kabin Hizmetleri. 5. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel İşletmeciliği. 6. tercihimde Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Vergi ve Muhasebe Uygulamaları arkadaşlar. Tabii ki de bunlara bir ekleme yapacağım ya. Tabii ki de birkaç bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle kalmayacak. Yani 3 gün kaldı bitmesine. Bugün saymazsak 2 gün kaldı galiba arkadaşlar. Yani zorlu bir süreçti. Zorlu bir süreci atlatmaya az kaldı yani. Daha bu bitecek ondan sonra açıklanacak hani kazanabileceğiz mi? O da müşkül yani şu an kesin bir net bir şey değil. Ama benim sıralamam yetiyor bunlara. Yazacağım yani bakalım bir hayırlısı olsun. Gönlümde tabii ki de Ordu var. Ordu'yu kazanmayı isterdim. Ordu'da da birkaç bir yer yazacağım daha ekleyeceğim ona. Ya kazanırsam herhalde arkadaşlar yaşlı bakımı kazanırım Artvin Çoruk ya da şey kazanırım Trabzon gazetecilik öyle düşünüyorum ben galiba. Ordu'da belki bir ihtimal gelebilir. Ordu'ya da puanım yetiyor da onları en başa yazdığım için belki onları tercih edeyim. Aslında her şey olabilir arkadaşlar yani bu YKS sürecinde bu tercih döneminde ben her şeye inanıyorum yani. O yüzden her bir şeylere bir açığım yani sürprizlere falan. Tabi ya Rabbim. Benim listem böyle arkadaşlar.
Sizlerin çocukların nereleri yazdı? Tabii sizlerin çocukları zekalıdır ya. Bana zekasız dediniz ya geçen yorumlarda. Çalışmıyor falan filan dediniz ya yani. Sizin çocuklarınız çok zekidir ya bunlar. Hukuk, mukuk, avukatlık tabii ya Rabbim. Doktorluk neyim kazanmışlardı şimdi. Ben merak ettim yani bunları. Siz bir yorumlara bir yazın yani. Asla kimseye gönderme yapmıyorum aşkolar. İnsanlar zannediyor ki herkes kendi çocukları gibi başarılı. Çokça başarılı zannetsinler. Ay şu aynayı iyi silememişim. Sileceğim bunu. Çok başarılı zannetsinler diye bir algı yaratıyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Ya kimisi avukatlık okur, kimisi hukuk okur aynı şekilde. Kimisi doktor, kimisi hakim, savcı, hemşire. Herkesin bir kendine ait bir sevdiği bir işi olur yani anlatabiliyor muyum? Benim işim de ya ben sosyal medya anladınız mı? Ben böyle bir platformlarda, böyle bir mecralarda kendimi göstermeyi, kendimi sergilemeyi, başarılarımı izah etmeyi seviyorum yani anlatabiliyor muyum? Ben böyle, benim yeteneklerim bunlar arkadaşlar. Benim ilgi alanlarım sosyal medya, YouTube, ondan sonra kamera önü, dizi setleri. Şunda ben bunları çok özeniyorum yani. Seviyorum aslında yani. Şu an eğitim almayı o kadar çok istiyorum ki oyunculuk eğitimi almayı. Belki de küçükken alsaydım çok farklı bir konuma gelebilirdim. Ama işte maalesef coğrafya kaderi olduğu için ben küçükken ne diyeceğim yani? Ben oyuncu olmak istesem desem bile tabii beni kim götürecekti? Ben kaç defa hatırlıyorum arkadaşlar. Küçüktüm yani ortaokuldan beri istiyordum. İşte böyle giderdim, senaryolara bakardım, senaryo yazmaya çalışırdım. O kadar çok küçük ki hani küçükken bir insan özellikle şey yapamaz ya yani. Ben nereden göreceğim ki bunları? Bunlar bir içimde olan isteklerdi aslında. Yaşımız geçti mi? Yani biraz geç kalınmışlık olabilir ama hiçbir şey için geç değil yani. Birçok insan sonradan da bir yerlere gelebiliyor yani. Kız olmadı en kötü de be yarabbim. YouTube'dan devam ederiz. Ne yapalım yani? İlla ben ünlü olmak gibi hiçbir amacım yok arkadaşlar. Sadece ben böyle bir dizide oynamayı, ondan sonra böyle bir filmde oynamayı çok istiyorum. Aşırı bir şekilde çok istiyorum. Bunun için de elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. O dizilerde oynayacağım. Siz göreceksiniz. Onur Atahan'ı izleyeceksiniz yani bir gün dizilerde. Diyeceksiniz yani şu an beni izlikliyorlar ya bazı insanlar. Göreceğim yani ben. İziklenecek ne tarafım varsa parda. Aşk ol. Hayırdır? Neyse yine ben kimselere bir laf sokmayacağım. Uğraşacak vaktim yok çünkü. Vallahi o kadar çok doluyum ki yani. Şu pijamamı bile tabii ya Rabbim zor giyiyorum. Şu saçımı neyim zor topluyorum yani. Şu aynamı neyim zor siliyorum yani. Benim vakitlerim neyim? Yok anam yok yok yok. İnsanlar anlamıyor bunları yani. Şu Melisa da sanki ev çok kirliymiş gibi akşama kadar elektrikli süpürge anam bu kız kafayı yemiş ki. Valla bacım şunu bir kliniğe miliniğe yatırı verelim. Bir numara neyim yazın şu klinik numarasını da ben arayayım hemen yani. Evet aşkolar, Melisa, Atahan, Tunç kahve yapacağız bize. Ben bugün ne oluyor bana? Kendine gel olmuş. Melisa, Tunç arkadaşlar bize kahve yapacak. Sohbet eşliğinde. Kahve içeceğiz aşkolar. Videoyu başlatmış mıydın? Evet, başladım. Merhaba arkadaşlar. Sonra öylece bu koca aşka Kazı. kalırım. Dünkü videoda da sen görüyorsun böyle tişört verdim. Bir şey olmaz. Arkadaşlar iki tane. Ya, yalan. Ne yapıyorsun sen acaba? Bu aşktan ötesi. Karaoke yapıyorum şurada ya. Seslerimi deniyorum yani. Vallahi daha yeni temizliği bitirdim. Annemgil de teyzemgile gittiler. Ben gitmedim yani. Evin işi duruyordu. Babam yemek falan yiyecekti. O yüzden gitmek istemedim yani. Sıcaklıkta hiçbir yer çekilmiyor biliyorsunuz. O Tabii canım. yemek falan yedik. Babama bir de çay demledim. Yemeği kim hazırladı? Sen. Güzel almış mı? Almış ha. Nasıl 10 puan üzerinden 10 kaç? 10 de. 10 puan da 10 de. bir. Bahçeden bir şekilde getirelim çay şimdi. Babasının orada mı? Ver şunu, ver, direnme güzel. Neyi vereyim? İşiyor muymuş? Bir sormadık. Bir götür at bakalım.
Aman bu adam da Cüneyt Arkın'la, tabi yarabbim. Müge Anlı'yla kafayı bozmuş kız vallahi şu. Cüneyt Arkın öldü mü? Öldü müydü bu adam? Diye biliyorum. Cüneyt Arkın'ı arayacağım artık, diyeceğim şu dizilerini kaldırın filmlerini. Yeter artık, yıldım ya. O derece. Ses yok. Normalde cips yemeyi kendime yasaklamışım arkadaşım. Bir baktım Hasan cipsi alıp geliyor. Yani o aldığı için de ben de dayanamadım yani. Belki bir paket yiyebilirim. Bir paketten bir şey olur mu arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Yok canım. Olmaz bence coşkular. Ben zannetmiyorum yani bir şey olacağını. Kız ses çıkartma kız. Lan video çekiyor ya. Şimdi arkadaşlar takipçimiz getirmiş. Habiş. Hava abla. Teşekkür ederiz buradan. Ay bugün valla şımarıklığım üzerinde yani. Hayır. Bilmiyorum böyle bir şeyim yani. Tabi yani. Bir şey dermişim. Ne yapıyorum? Pardon. Bakayım dur. Birazdan kaynar. Telefonun kepazeli değil. Melisa'nın X Max X Pro'ları arkadaşlar. Daha soşu yani. Ay bu da Hasan diye ölecek yani. Ha şu fincandan yap da. Falcı bacı dedi ki bana yani, ben dedi diğer fincandan anlamıyorum dedi ya. Hala anlamıyor. O fincan kırmızı ya. Yok kız şey diyor ya, telvilerin net gözükmüyor diyor. Yani şifre var orada. Demek istiyor ki telvilerini güzel gösteren bir kahve fincanı da iç diyor Onur Atahan diyor bana. Şöyle arkadaşlar. Kavur yaptığımız kahveyi. Köpüklü. Ne yapayım ki ciddi? Ya ben ciddi bir kanalım lütfen. Burası ciddi bir kanal. Değil. Kap yapma yeri değil bura belli zaten. Hasan da cipsi aldı çocuk. Niye bilmiyor? Hasan bakalım. Allah'ım yarabbim, bu çocuk ayrı bir cins, ayrı bir kafa, ayrı bir şey yani bu da. Nasıl şimdi ben söyledim. Öyle kakacığına ya. İlan ediyor lan. İlan, Onur Atahan kayboldu diyor. Onur Atahan'ın gençliği kayboldu diyor ilanla. Kazım, şeye çıksak belediyeye böyle desek ne dediler ki? Değil mi? Gençliğim kayboldu, aranıyor. Ya bana Kazım deyip durma Allah aşkına. Onur Bey. Lütfen bir alış ya. Ne olmuş, kim ölmüş? Kapı. Arkadaşlar iki gündür de burada cenaze var. Azrail bizim burada geziyor. Ay vallahi. Icık'ta sizin oturabilir. Yakınlarına başsağlığı diliyorum yani. Yemin ederim kaç gündür cenaze var yani. Vallahi uğursuz mu getirdin, ne oldu? Ses kız tamam, sus tamam, anla bir şey söyleme. Hep kötü enerji, hep bu kötü enerjiler yüzünden kaderimiz böyle oluyor aslında. Ben buna çok inanıyorum bütün kalbimle. Sanırım ben kandan hiç çünkü varmına bir şey düşünmüyorum. O yüzden bacım ya, biraz hayata pozitif bakacaksın. Negatif enerjileri sağa sola dağıtacaksın. Benim enerjim zaten kötüymüş ya. Allah'ın paçası yani. Sen kendi varoşluğunla beni kaybettin. Kız dök bir kahve yudumlayalım. Ay, çok güldük arkadaşlarımız da bu hocam, sözüne. Kız Allah aşkına topu toplaksak 40 yaşına kadar, en fazla 50 yaşına kadar yaşayacağız. Hala insanlar birbirleriyle uğraşıyorlar. Ne kadar varozsun ya. Bir boşla artık bana bir laf sokmalarını. Kimmiş o abi? Videodan sonra söylerim ben sana. Bizim köylü. Tam bizim köylü. Ayrıca burası köy değil, kasaba yani. Şu salaklara koz verme. Tamam burası kasaba ama köy yani sonuçta. Ayrıca köy olsa ne olur yani? İşte insanların... İşte böyle de bunlar bacım, bunlar da öyle yetiştirmiş. İnsanlar nereden geldiğini unutmamalı bence yani. Aynen, nereden geldiklerini unutmasın Allah'ın ezikleri ya, üf. Paçozlar. Şöyle arkadaşlar gavur yaptık. Şöyle gavur kahvemizi şöyle gösterelim can dostlarım. Kahve içmeye bekledik. Hayır. Ne demekmiş? Carambar. Ne bileyim kız carambar. Almanca olduğu için. Almanca.
Ay şöyle durayım. Karamel demekmiş. İyi gözüküyor. Karamelli yani, anlatayım. Karamel aramalı yani. Neyse, buradan da Kazım'la yarışana iki laf, iki çift laf demek istiyorum. Kazım ama. Onur'la uğraşana. Kız bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar bir şey çok merak ediyorum. Niye bir herkes bizim evimize gelip ekmeğimizin suyumuzdan yiyip içip gittikten sonra bize düşman oluyor? Bu akrabaların üstüne geçerli. Ben o kişi için söylemiyorum. Ben o arkadaşımla tüm bağımı kestim zaten. Görüşmek istemiyorum. Ha, ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Hissetmem de artık yani. Hiç önemli değil. Hiç böyle umursayıp da bakmıyorum sen bile. Sen yine akıllanmıyorsun. Arkadaş... Biliyor musun? Evet, ben niye biliyor musun? Hep ben... aynı hatayı tekrar yapıyorsun. Ben o kişiyi neden affetmiştim biliyor musun? Geçmişte zaten onu çok sevdiğim için. Çünkü kime çok değer verirsen hep zaten ondan kazık yiyorsun yani. Ben her zaman onun için her şey yapma çalıştım, yaptım da, ama o her zaman benim arkamdan konuştu. Konuşmaya da devam ediyor yani. Bu arkadaş değil mi? Öyle bir insan. İşte gerçek arkadaşı olmadıklarını ben zaten anladığım için mesafe koydum. O konuyu kapatalım arkadaş konusunda. Boş ver, o kendi haline takılsın da. Mesela Allah'tan yemin ederim böyle 100 bin falan, 200 bin falan abonemiz yok. Ama millet bizi öldürür herhalde. Allah arkadaşa bizi kız benim 6000 takipçim var sadece. Bacım bak, benim sadece 6000 takipçim var. 6000 çok büyük bir... Önemli olan senin ne kadar bir... takipçin olduğu değil. İnsanlar seni seviyor, İnsanlığım ve izlemek önemli. İstiyorlar. Kız 6000 takipçiden ne olacak Allah aşkına? Görüyorsun şansız. 100 bin, 50 bin, 60 bin takipçisi olan insanlar mesela 10 bin izleniyor, 15 bin izleniyor. Bence takipçiyle alakalı. Anam vallahi ben... Sadece onun için de demiyorum yani. Kim evimize geldi, yedi, işte gittiyse bize düşman oldun. Ne yani, bu kadar derdiniz ne? Allah'tan çok takipçimiz falan, çok kazanmıyorum para. Bunlar... Arkadaşlar, hani biz tamam buraya geldik de nasıl geldik ama? Ne emeklerle geldik. Yani. Ben çok uğraştım. Bak, buradan bizi izlesinler. YouTube'un ilk başlarında ben çıkmıyordum kanallarına. Gerçi söyleyeyim çünkü ne bileyim böyle aklımda bir şey yoktu yani. Böyle bir şey yapıyordum. Ondan sonra birkaç akrabamızın da YouTube'u var. Birkaç kişilerin de YouTube'u var. Resmen yalvardık yani bizi kanalınıza çıkartın diye. Ondan sonra işte ay yok olmaz. Ay yok kendiniz izlenirsiniz. Ay yok şunu yapın falan filan. E ne oldu bacım? Ne değişti yani? Geri planda kaldılar. Hepiniz geri planda kaldınız. Biz yükseldik yani, anladınız mı? İnsanlık önemli. Yapılan iyilik hiçbir zaman böyle boş kalmaz arkadaşlar. Ben o yüzden bir kişiye düşman olsam bile, bak şu an o arkadaşım hani şu an ihtiyacı bile olsa bana yazsa yemin ederim yardım ederim. Çünkü ben öyle bir insanım. Öyle yetiştirildim. Öyle biliyorum yani. Öyle gördüm. Asla hiç fesatlık yapmam. Son zamanlarda birkaç insanlara yardım etmek istemiyorum. Çünkü hak etmiyorlar. Ne ya mesela Azra istese, Emirhan istese, Ufuk istese her şey yaparım yani. Çünkü onların bana gösterdiği değeri, saygıyı biliyorum. Ama Ufuk işte seviyorum ben. Ben mesela önce de birkaç yıl önce Ufuk'la kavga etmiştik ama şu an çok iyiyiz, çok seviyorum. Ailesini de tanıyoruz yani. Ufuk'la kavga mı etmiştik? Birkaç yıl önce olmuştu. Ufak çaplı bir kavgamız yani. Ufuk'u severim ben. Komik ya. Emirhan da çok tatlı mesela. Onlar da çok iyi bir insan yani. Emirhan'la hiç kavga etmiyoruz bu arada. Emirhan benim kopyam yani, aynı ikizim gibi. O yüzden arkadaşlar ben artık kim bana ciddi anlamda gerçek bir arkadaşlık veriyorsa ben ona 10 mislini veriyorum yani. Öyle bir kişiliğe sahibim artık. Çünkü çok yoruldum yani aynı şeyleri konuşmaktan, aynı şeyleri açıklama yapmaktan çok yoruldum. Siz hala o sahte arkadaşlarınıza devam edin. Birbirinizin arkasından neler neler söylüyorsunuz ama hala devam ediyorsunuz. Ben işte böyle yapamıyorum yani. Valla bu hayatta uğrayalım gibi oldum. Değil mi? Sildi mi siliyor. Ben de öyleyim. Muhatap olmuyor. Yemin ederim Urlu'ya halamın aynısıyım bak. Asla küsmem. Sevdada. Asla küsmem dediğim insanlarla küstüm ve konuşmam arkadaşlar. Çok kinciyim. 40 yıl geçsin ben hemen konuşmam. Geçerim ya. Bana ne kadar da kötülük de yapsalar şuraya şuna şeyim var desene kopar giderim yani, hemen geçerim. Kim besleyemem. Yok yok, ben öyle değilim ana. Ama ben de öyle, mesela bir insan sevmiyorsam sevmem. Sevemem yani. Ya. Elim çikolatalar. Güzel ama kız. Habiş güzel çikolatam. Annem buna bir şey diyordu da. Ne diyordu? Adını unuttum. Bir şey deniyormuş buna. Çikolata. Sakız ya, çikolata değil. Çikolata mufat işte kıses. Sıcak iyi. Ama valla bizim burada acilen klima almamız lazım.
Çok sıcak yani burası. Yani aman kış geliyor gibi. Kız klima kışında şey oluyor. Kışında sıcak mı oldu? Sana şuradan bir manikart takarım, her bir şeyleri hatırlarsın. Gebeş Beyza. Kışın ne işe yarıyor hala? O kışın da üflüyor sıcakları. Yazın sonra. Kız sen ne zannediyorsun? Ben sadece klimayı sıcak saçmalama. Kız kimse duymasın ama gülerlerin emri. Okumuş cahil. Diller şimdi. Köylü cahili. Okumuş bir şeyin sahibi olamamış. Dışarıda sanırım ya 60 derece ya 50 derece. Vallahi. Bizim buralar böyle. Buraya sana bakayım, ben nasıl gözlük olamam. Antalya, Aydın, İzmir. Kız ben bugün Antalya'da durdum da öleceğiydim ana. Hele Karadeniz arkadaşlar nasıl sıcak, yemin ederim bir nemi var. Boğuyor. Kesin bana Artvin Çorum Üniversitesi yaşlı bakım gelecek. Ordu'ya ne oldu ya? Ordu'da yazdım. Ordu da gelebilir o da. Hepsi gelebilir şu an. Ordu tam listenin neresinde? Birinci sırada. Şey yazdım ya yani, böyle komple anla yani. Sen tercih yaptın mı? Yaptım da birkaç tane de ekleyeceğim. Yani her an her şey olabilir. Ay, kaç tane? Belki senin üniversiteye de gelebilir mi? Ünye meslekçisi de mi? Hangi bölüm? İnsan kaynakları. Ya aklım varsa gelmem. Biraz insan yetiştireyim yani. Ama sen tövbe yarabbim. Bak sen şöyle yapabilirsin mesela. Sen konuşman da iyi ve tahtaya çıkıp da ders anlatabilirsin. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bizim Ufuk hocamız var. Ondan geçmek için ders anlatman gerekiyor. Ödev yapman gerekiyor bilgisayar üzerinden. Bendik hiç o kız. Ve benim bilgisayarım olmadığı için ben hiçbir ödevlerini yapmadım. Arkadaşlarım ödev yaparak geçtiler. Ben ödev yapmadan geçtim. Hani kendime şunu hedefledim okulun başında. Dedim ki senin bilgisayarın yok yani. Sen tahtaya çıkıp da ders de anlatamazsın dedim. Çekingensin. Anksiyeten var senin dedim. Bu dersleri dedim ödev anlatmadan geçeceksin Melisa dedim. Hedefledim bunu okulun başında kendime. Şükür yani iki dönem dersime girdi. İkisinden de geçtim yani. İkinci sınıfta neler olacak bilemiyorum. Ama ikinci sınıfta ödev yapmayı planlıyorum. Çünkü ders çalışırken ağladığım günleri hatırlıyorum. O yüzden Selda zaten bilgisayarını vereceğim dedi artık. Verir mi vermez mi? Versin kız o Selda. Tabii ya, ne yapıyor sanki o yurtlarında neyim, o bilgisayarlarında neyim? KPSS çalışıyor. Ha, doğru. Ay kızlar ben kendimi söylemeyi unuttum aşık olarak. Taksitine ama. Kendime iPad alacağım. iPad mi? Hayır. 16 bin lira sadece. 15.999 lira. Hem de arkasında Onur Atahan yazıyor. Alsın. Kızın da arkasında Onur Atahan yazıyor. Baskılı, dijital baskılı tabi ya harbim. Sipariş vermeyi düşünüyorum da çok kararsızım yani pembe rengini mi alsam. Okula gidip daha 2 ay var geç alır dersin. Kızı okul 5-5 ödüyoruz yani. 5, 10, 15. Telefon taksit daha bitmedi mi? Bitti. Bu ay bitecek. Bu ay bitiyor he. Valla ben de 11 almak istiyorum arkadaşlar ben. Alırsın kız. Annemin parasının yatmasını bekliyorum daha 22 gün var. 22 gün sana alırsın. O kaç bin lira verirler ona? Buna mı? Esma'nın o çatlak kırık bozağı 5 bin lira vermişler. Ver bakayım şunu. Buna da bir 8 verirler diye düşünüyorum. Verirler. Buna 8 bin verirler. He? 8 bin verirler 24 bin. 12. 24 bin değil ki Esma 20'ye almadı mı? Aa 24. 16, 5 daha 21'e aldı. Evet. 16 bin kart da çektiler. Sen 5 bilmiyorsun. 5 bin de nakit verdiler. Sen bilmiyorsun. Sen oraları bir karıştırma sus. Sana aklı dermez oraları diyeyim. Ciddi misin sen? Biz arkadan filmleyin çevirdik esin. Kaç lira çektiniz kartta? Hiç öyle bir şey kız kim oldu? 17 mi? Su içime de geliyor. Ya işte arkadaşlar görüyorsunuz. Beni öyle kandırıyorlar galiba mı onlar? Aslında köyümü seviyorum. Kazım, iPhone'un ikinci eli 11 bin yani. Sıfırı 24 lira. İkinci eli nasıl 24 lira oluyor? Anam ne diyorsun sen kız? De. Tabii canım. Sakı da gelsin. İyi olur valla. Ay. Şunlar akşama da müzik dinleyip ne kafa yaşıyorlar ki? Ben hayret diyorum ya bunları. Valla adam için ittiriyorlar. Video çekemiyor. Bir şey yapamıyor. Video çekecek kapımızı peçemizi örtüyor. Kapat deyince de kapatmamız lazım. Şeyiz ya o yüzden. Ne istiyorsunuz anlamsız biz de. Valla diyorum arkadaşlar yemin ederim Allah'tan çok paralar neyim kazanma. Bunlar bizi öldürür lan valla. Bunlar bizi keser doğrarmış. 5 sene sonra valla. Kız benim akrabam YouTube neyim çekse nasıl yardımcı olurum? Nasıl konuşmalarım neyim yaparım yani? Nasıl kıskanç insanlarsınız kız siz? Tabii kanınızda işlemiş kıskançlığınız yani. O yüzden
Kıskanıyorlar, ne yapalım işte. Ona da hak veriyorum yani. Aa, bu şeyliymiş kız. O neyliymiş? Limonlu. Saçmalama bu kola. Kola. Ha, limonlu şu zaten. Limon şu. Limon. Şurada kola yazıyor, görüyor musun? Coca-Cola. Kız boykot ses duyuyoruz. Arkadaşlar valla bizim suçumuz yok. Hediye geldi. He. Haviş valla benim suçum yok. Hep Haviş'in suçu. Yerken hiç öyledin mi ona mı? Mideye götürürken. Artık israf olmasın ya arkadaşlar, yoksa ben gitmiyorum. Öyle yani bacım. Birkaç gün sonra da şöyle bir buçuk hafta sonra da şu tercihler açılanır. Sonra KYK'lar başvuru yapılır. Allah, okumak o kadar zor ki yemin ederim. Üniversite sınavı sonucu bekle, vallahi, tercih bekle, yurt bekle, kredi bekle. Paran maran olmazsa üniversite okuyamazsın. Ne olmaz? Böyle bir gelirin neyim olmaz? No. Vallahi okunmaz. Kız devlet bize dalga mı? Çünkü verdi 2000 lirayla ne ediyor anam? Değil mi? Niye bu kredilere para gelmiyor, şey zam gelmiyor? Başkanım, duy be. Bir zam istiyoruz yani. Paran ihtiyacım, zam gelmesin. Ne bu? Ödeyemezsin. Zaten 50 bin lira borcum var, 60'a çıkar. Ben 30 bin lira bu arada. 30 bin değil ha. 21 bin lira. Sen hem 30 oradan hem de 40 oradan 70 milyar borcun mu olacak? Yoksa o silinecek mi? Hayır. Devam ben okulum dondurdum ya. Bir borcu almadım ben. Tamam da ne kadar aldın orada? Bir yıl almadın. Toplam kaç lira para aldım değil mi? 21 bin lira aldım. Tamam. Şimdi diğer üniversiteye geçeceksin ya. 20'de oradasın mı? Niye 20 aldın? İki yıl gidecek. Ha. Ayrıca bir şey değil mi? Kredi almanı asla önermiyorum. Kredi çıkarsa almayacağım, ben YouTube'dan kazanırım. Bana ondan da uğraşacağım bir de. Allah'a ne gerek var? He. Valla babam bana al ben öderim de. Afinası yok arkadaşlar. Babamın adı. Babamın son lafına bakacağız. No yani. Çalışırım, öderim. Maaşımdan kesmiyorlar mı zaten? Hmm. Ne kadar kesiyorlar ki? Ya Melisa, üniversite bittikten sonra da herhalde hemen eve gelip oturmayacaksın diye düşünüyorum. Üniversite bittikten kaç yıl sonra başlıyor ödemeye? Bir yıl sonra. İki değil mi? Hmm. 2024. Zaten biz 2024'teyiz. Ha. Yani? İşte iki sene sonra başlıyorsan. 2027, ben 25'te mezun olacağım, 27'de ödemeye başlayacağım. 2028'de neye mi diyeceğim? Hayır. Arkadaşlar ben mezun olduktan sonra... Aksaray'da. Zaten ben mezun olduktan sonra herhalde KPSS'e geliyor. Ona çalışacağım, ona gireceğim. Eğer ilk hemen atanamazsam... Mesela hastanelere, belediyelere başvuracağım, insan kaynakları departmanına. Alırlarsa... Daha staj dönemim de var. Direkt işe başlayacağım yani. Direkt iş hayatına atılmayı planlıyorum. Çünkü artık... Hani 24 yaşına gireceğim yani seneyi mezun olduktan sonra. Hani artık bir şeyler yapmam gerekiyor. Yaş geçiyor sonuçta. Vallahi hiç öyle düşünebiliyor musun? 40 yaşındaki insan bile orada hayal ediyor ki benim hayallerim vardı. Ben geçen sene sınıftayken bir tane kadın vardı. 40 yaşında mı neydi? Radyo televizyonculuk oluyor. Kadın hayalim vardı hani 40 yaşında. Mesela Arzu abla var öyle benim sınıf yani. Arkadaşım. Çocuklarını okutmuş. Şimdi de kendi okuyor. Değil mi? Öyle düşün yani vallahi. Çocuklar okurken okuyamamış işte. O zaman da okumamış yani. Şu an okuyor mesela. Her şey kadın olabiliyor mu? Fransalı mı? Bir yer bir Almanya mı? Asla hiçbir şekilde vazgeçmeyin vallahi hayallerinizden. Mesela ben oyuncu olmayı çok istiyorum ama vallahi uğraştın mı onun için? Ne yaptın? Ben anne? Okul öncesini çok istedim arkadaşlar. Ama şu an iyi ki de olmamış. Çünkü öğretmenlerin artık şeysi yok yani, ataması yok. Ya ben de sana diyorum. Önem mesela görmüyorlar. O zaman da söylemiştim. Geçen sene de ondan önceki gün de söylemiştim. Sana yazalım, üniversite oku git demiştim. Ama asla işte dinlemedin yani. Git. Her şeyde bir gelişir. Hayır var mesela. Şu an okuduğum şehir de çok güzel. Yurt da çok güzel yani. Beni zorlayan tek şey zaten her zaman YouTube'da videolarda söylüyorum. Uzak olmak yani. Beni tek bir zorluyor. Valla ben uzağı ve yalnızlığı çok seviyorum. Yanında hiç kimse olmasın yani. Mesela... Ben de. Yalnız kalmayı daha çok seviyorum. Böyle insanlara takılmak yerine. Çok seviyorum. Hele ben bir de artık böyle önceden çok sosyal bir insandım arkadaşlar. Mesela Telegram gruplarına girerdim. Instagram gruplarında o kadar çok sosyal medyada sanal arkadaşlarım vardı ki. Şu an hepsinin ismini unuttum. O zamanlar çok sanal arkadaşlarım vardı yani. Herkesle konuşurdum böyle. Şu an var ya hani bir kişi mesaj atsın hemen engelleyecek kafasındayım yani. Uğraşmak istemiyorum çünkü
İnsanlara güvenmiyorum, samimiyetine güvenmiyorum. Buraya halıyı koy. Bizde şu halıyı yıkayan vardı, şuradaki halı biraz kirlenmiş. Mutfakta yıkanacak, salonda yıkanacak. Mutfağı ben geçen yıkamıştım ama hemen kirleniyor ki. Siz batırıyorsunuz yani. Böyle kaçta olmuş adam bakayım. Şeyin onun adı ne? Camlar ha. Yıkanacak. Neyse efendim, biz vlogumuzu kapatalım. 30 dakika. Kendinize çok çok dikkat edin efendim. Pijamamı beğenmeyi unutmayın. Hayır, videomu beğenmeyi unutmayın. Yarınki vloglarda görüşmek üzere. Biz kahvemizi içtik. Melisa hanımefendiler cipsi yiyor ondan sonra. Öyle yani aşkım. Sizleri seviyorum. Kanalıma güzel güzel yorumlar yazmayı, Onur Atan'a abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı, HYP puanlarınızı göndermeyi unutmayalım. Okay. Sizleri seviyorum. Öpücüklerimi yolluyorum. Kipslerimi, puan bitirlerimi yolluyorum. Abone olun kız. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you.